Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Riyâzu Salihin okumalarına devam ediyoruz. Başlığımız güzel ahlak ve evvela ayeti kerimeler zikredecek, onu okuyacağız. Ve inneke muhakkak ki sen le'ala hulukin azim, yüce bir ahlak üzeresin. Ee, yine diğer ayet-i kerime vel kaziminel gayze ki o takva sahiplerin öfkeyi yutarlar ve afine affederler anin nas insanlardan hataları affederler. Ee, 623. E, hadis-i şerif ve an Enes radıyallahu an kal dedi ki kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsanen nas hulukan Evet, ahlak bakımından da e, insanların en güzeli idi. E, yine e, 624. hadis-i şerif, Hazreti e, Enes'ten yine. Ve anhu kal, dedi ki, ma mesestu dibacen, bir atlas kumaşa dokunmadım, ve la hariren, bir ipeye de dokunmadım, el yene, daha yumuşak, min keffir rasul, sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın avuçlarından daha yumuşak ne bir ipeye ne bir atlasa dokundum. Ve la şememtu koklamadım raihaten kat. Asla bir koku koklamadım. At min raihati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellemin bakın raihasından daha hoş bir koku koklamadım. Ve kat khademtu hizmet ettim Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme. E, aşere sinin, on sene hizmet ettim. Fema kâle li kat bana asla öfin öf demedi. Ve la kâle li şeyin faaltuhu yaptığım bir şey için lime faaltuhu niye öyle yaptın demedi. Ve la li şeyin lem efalhu ve yapmadığım bir şey için ela faalte keda neden şöyle yapmadın demedi. yine 625. hadis şerif ve anis sahab ibni Cethameh radıyallahu anh قال, dedi ki ehdeytu ila rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme himaren vahşiyen Evet Allah Rasulü aleyhisselatü vesselama diyor avladığım bir e, yaban e, merkebini yani yabani eşeği diyor hediye ettim. Feraddehu aleyye evet diyor onu bana geri verdi. Yani kabul etmedi. felem ra'a gördüğü zaman mafi fi yüzümdeki ifadeyi yani üzüntümü görünce Kâle buyurdu ki inna lem nerudduhu aleyke illa li enne hurumun. Evet diyor biz onu sana geri e, vermedik. Niçin? Sadece şunun için. Le hurum biz e, ihramdayız. İhramda olduğumuz için e, almadık. Yani o yoksa alırdım e, buyurdu. 626. Hadis-i Şerif ve An-Nawawi İbn Sem'an radıyallahu anh قال: "Saeltu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum" diyor. "Saeltu neyden? Anil birri iyilikten vel ismi ve günahtan." fekale buyurdu ki: "El-birru iyilik, husnul huluk güzel ahlaktır. Vel ismu günah ise mahake rahatsız eden şeydir fi sadrike nefsinde vicdanında." kalbinde yani içinde rahatsızlık veren şeydir. Ve kerih de ve hoşlanmadığın en yattali aleyhin nas insanların e, onu bilme, bilmesinden hoşlanmadığın şeydir. Evet. E, 627. hadis-i şerif Van Abdullah Abdillah ibn Amr ibn as radıyallahu anhuma kal Lem yekun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fahişen ve la Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, çirkin e, söz söylemezdi. Bakın fahiş çirkin konuşmak. Ve la ve de çirkin bir davranışa da bakın bu, bu da çirkin davranış demek. Çirkin davranışa da ne yapmazdı? Girmezdi, yeltenmezdi. Ve kâne yekûl e, inne min ve şöyle söylerdi. Sizin en hayırlınız ehsenukum ehlâken yani ahlak olarak en iyinizdir, en güzel olanınızdır buyururdu. 628 ve an Ebi Derda radıyallahu anh ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurmuştur. Ma min şeyin ethkalu min mizanil abdil mümin yevmel kıyamet. Kıyamet günü mümin bir kulun terazisinde en ağır şey, bakın ondan daha ağır bir şey yoktur. Nedir o? min husnil huluk yani güzel ahlaktan daha ağır bir şey e, yoktur. Ve inna muhakkak muhakkaki Allah yubghidul fahishal badi. Bu fahiş çirkin konuşan demek. El badi ise küfürlü veya e, müstehcen konuşan demek. Evet Allahu Teala e, çirkin konuşan, küfürlü konuşan kimselere yubghidu e, ne yapar? Buğz eder. Yani e, onları sevmez onlara e, eder, öfkelenir. 629. hadis-i şerif Ebi Hureyre radıyallahu anh kal dedi ki su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soruldu. An ekferi ma yudhilun nasel cenne. Yani cennete insanları katan, koyan şeylerin en çoğu nedir? Yani en çok hangi şeyler insanı cennete koyar? İnsanları kale buyurdu takvallahi Allah'tan sakınmak, korkmak, takva ve husnul huluk ve güzel ahlak ve su ile soruldu yine an ekteri ma yudhilun nasen nare cehenneme insanları koyan en çok bakın en çok koyan şey nedir yani en çok cehenneme atan şey fakale buyurdu el femu ağızdır vel ferç ve ferçtir evet kişinin konuştuğu şeyler şeyler ve şehvetiyle e, işte harama e, girmesidir e, buyurdu. 630. hadis-i ve anhu qal qale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ekmelu'l müminine müminlerin en üstünü imanen e, iman bakımından ehsenuhum hulukan ahlakı en güzel olanıdır. Ve hıyarukum sizin en hayırlınız. Hıyarukum hayırlı olanınızdır. Linisaihim kadınlarınıza hayırlı olanınızdır. 631 ve an Aişe radıyallahu anha Aişe annemizden Kâlet dedi ki Semi'tun nebiyye e, peygamberi işittim sallallahu aleyhi ve sellem yakul şöyle diyordu İnnel mü'mine le bi husni hulukihi daracatı saimil kaimi Evet muhakkak ki mümin la ulaşır, erişir e, bi güzel ahlakıyla e, sürekli oruç tutan e, ve geceleri de kalkan. Bakın kaim ne? Geceleri kalkan. Sürekli derken tabi e, bayram günleri hariç diyeceğiz. E, yine 632 e, ve an Ebi Umame El Bahili radıyallahu an. Kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ana zaimun bi beytin fi rabadil cenne. Evet ben diyor zaim kefilim. Bir beyt bir saray verileceğine veya bir köşk verileceğine fi rabadil cenne. Cennetin kıyısında. Rabat kıyısında bir köşk verileceğine kime? Limen kel mirae. Tartışmayı. Bakın miraney münakaşa tartışmak. Tartışmayı terk eden kimseye. وإن كان muhikkan, haklı bile olsa. Evet haklı bile olsa kardeşiyle tartışmayı terk edene cennetin kenarında bir köşk verileceğine kefilim. Ve bir beytin yine bir ev verileceğine, köşk verileceğine fi vasatil cenne, cennetin ortasında kime? Limen terakel kezibe. Yalanı terk eden kimseye. Ve inkane mazihan şaka bile olsa Evet, şaka bile olsa yalan söylemeyi terk eden kimseye de cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. Ve bi beytin fi alal cenne ve cennetin en üstünde en yüksek yerinde de bir köşk verileceğine kefilim kime? Limen hasune huluku. Ahlakı güzel olan kimseye buyurdu. 633. hadis-i şerif ve an Cabir radıyallahu an enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurdu ki e, inne min ehabbikum ileyye sizin bana en sevimliniz ve akrabikum minni ve bana en yakın olanınız meclisen yevmel kıyame yani kıyamet gününde yakınlık olarak meclis Meclis burada e, yakınlık manasında. Yani e, hani beraber oturma diyoruz ya o kadar yakın. E, çevremde yakınlık bakımından bana en yakın olanınız hasinekum ahlakan Yani ahlakı en güzel olanınızdır. Ve inne min ebghadukum ileyye ve bana en e, sevimsiz. Bakın ebghad sevimsiz, kötü olanınız ise ve ebadikum minni yevmel kıyame ve kıyamet günü benden en uzak olanınız ise etterfarun vel müteşeddikun vel mütefeyhikun evet etterfarun nedir? Ee, böyle e, konuşmayı e, uzatarak gösteriş yapan yani gösteriş için e, konuştukça konuşan vel müteşeddikun ve işte ağzını şişire şişire avurdunu şişire şişire ukalaca ukalaca konuşan evvel mütefeyhikun ve bu da bilgiçlik taslayan ki bunu soruyorlar. Kalu dediler ki ya Resulallah kad alimna bildik etsertarun vel müteşşedikun bunlar yakın anlamda yani hava atmak için güzel kelimelerle uzun uzun havalı havalı konuşan kimseler. Femel mütefeyhikun bu nedir? Kale buyurdu ki el mütekebbirun yani kibirlenenler, böbürlenenler, büyüklenenler buyurdu bunlar bana en uzak olanlarınızdır. 634. hadis-i şerif Ravâa et-Tirmizi an Abdullah ibn el-Mübarek rahimahullah Evet ondan nakletmiş Tirmizi diyor Fi Tefsiri Husnul Huluk. Bunun açıklamasında Kale dedi ki huve o yani o güzel ahlak nedir? Talaqatul veci yani e, güler yüzlü olmaktır. Ve bezlül ma'ruf, iyi şeyleri, güzel şeyleri yaymak, yaygınlaştırmaktır. E, ve keful eza ve eziyeti, e, yani başkalarına eziyet e, vermeyi bırakmak, terk etmek, uzak durmak. Bakın keffu e, önlemek veya uzak durmaktır. Neyden? Eziyet vermekten. Ee, yine diğer başlığımız yumuşak huylu olmak ve ölçülü hareket etmek yani e, teenni, teenni e, ağır başlı olmak demek e, ağır başlı derken yani e, temkinle dikkatle sabırla hareket etmek. Welcome yine bakın tekrar o ayet kirmayı almış öfkeyi yutarlar ve affin nas, insanlardan affederler. Vallahi yuhibbul muhsenin. Allah iyilik edenleri sever. Hudil ve af yolunu tut ve emur bil urfi, iyiliği emret ve a'rid anil cahilin, cahillerden yüz çevir. Ve la testevil hasenetu ve la seyyiyeh, iyilikle kötülük bir olmaz. Testevi, <laughs> bakın bir olmaz. İdfa billeti hiye ahsensen sen o kötülüğü en güzel şekilde sav. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavetun, o zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse ke ennehu veliyyun habim sanki candan bir dost vermiştir. Ve ma yulakkaha buna eriştirilmez illelledine sabaru ancak sabredenler ve ma yulakkaha buna eriştirilmez illadhu hazzin azim ancak e, büyük pay sahibi olanlar yani hayırdan Allahu Teala'nın e, payı verdiği kimseler eriştirilir. Ve men sabere ve gafere her kim de sabreder ve bağışlarsa inne zalike işte bu lemin azmil umur muhakkak ki azmedilmesi gereken işlerdendir. 635. hadis-i şerif ve an İbn Abbas radıyallahu anhuma قال kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eli e, eşecci Abdil Kays. E, evet. E, Eşec Abdül Kaysa ne dedi? İnne fike hasleten. Sende iki özellik var, iki haslet var. Yuhib buhum Allah. Allah onları seviyor. El hilmu yumuşak davranmak, vel inatu ve e, hareket etmek. Yani dikkatle, e, sükunetle hareket etmek buyurdu. 636 ve an Aişe radıyallahu anha qalet. Ayşe annemiz dedi ki: Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: İnne Allah rafiqun" Muhakkak ki Allah rıfk sahibidir. Yumuşaklık sahibidir. Yuhibbu rıfka fil emri kulli. Evet, bütün işlerde yumuşaklığı sever. Evet, yumuşaklığı yani zarif davranılmasını sever. 638 ve anha yine Ayşe annemizden Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurdu. İnnallâhe muhakkak ki Allah rafikun rıfk sahibidir. Yuhibbu rifka rıfkı sever. Yani yumuşak davranılmasını sever. Ve evet, yu'ti e, Al rifki ma la yu'ti aler unfi. Evet. Unfi ne? E, zor, zorluk. Yani sertlik. E, sertlikle davranılan şeye vermediğini rıfkla davranılan şeye verir. Evet. Yani e, zorluk gösterilen işe vermediği mükafatı, yumuşaklık gösterilen e, duruma, hale işe verir yani sevap olarak. Ve maalesef alamaz siva ve yine e, işte bunun dışındaki e, şeylere vermediği. Bakın, ma bundan başka şeylere vermediği sevabı işte o rıfkla davranan kimseye yumuşak davranan kimseye verir. Ve anha yine Ayşe annemizden ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurdu. İnner rifka muhakkak yumuşak davranmak la yekunu fi şeyin hangi şeyde olursa illa zanehu muhakkak ki onu zanehu yani süsler güzelleştirir. Hangi şeyde yumuşak muamele edilirse onu güzelleştirir. Ve la yunze'u min şeyin hangi şeyden de yumuşaklık çıkarılırsa ee, çıkarsa illa şanehu muhakkak ki onu çirkinleştirir. Evet. Ee, yani her e, yumuşakla, rıfkla yapılan e, iş muamele güzeldir. E, fakat e, yumuşaklık olmayan iş ise kötüdür. 639 Van Ebi Hureyre radıyallahu anh gâle behle arabi fil mescid behle bevletti yani idrarını yaptı. Küçük abdestini yaptı. Nerede? Mescitte. Evet. Bir bedevi mescid abdestini bozdu. Fekamen nasu ileyhi li yakau fi ve insanlar da kalktılar yani mescittekiler ona li yakau fi ee, ne yapmak için onu dövmek için. Buradaki yakau üstüne çullanmak, üstüne düşmek demek. Evet onu dövmeye kalktılar. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Deuhu onu bırakın. Evet. Ve eriku eriku dökün demek. Ala bevlihi o bevlettiği yere seclen mimma in yani e, sudan bir kova dökün ev zenuben ben mimma in bu zenub da aynı yani yani e, ya hadisin rivayetinde böyle gelmiştir e, ya da e, rivayet eden kişi e, ikisinden birini hatırlamaktadır Zenub da kap demek veya büyük bir kap evet su bir büyük kap su dökün kova yani fe innama e, bu istum siz ancak gönderildiniz müyessirine kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Ve lem tub'atû gönderilmediniz. Muassirin zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz buyurdu. 640. hadis-i şerif ve an Enes radıyallahu an anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurdu ki yessiru kolaylaştırın ve la tuassiru zorlaştırmayın ve beşşiru müjdeleyin ve la tünefiru, e, nefret ettirmeyin buyurdu. 641. hadis-i şerif ve an Cerir ibn Abdullah radıyallahu an kal e, buyurdu ki semi'tu işittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yekul diyordu men yuhramir rifka kim yumuşaklıktan mahrum kalırsa yuhramil hayra kulle hayrın tamamından mahrum kalır. Ee, yine 642. hadis-i şerif ve an Ebu Hureyre radıyallahu anh enne raculen bir adam kâle lin nebi peygamber efendimize dedi sallallahu aleyhi ve selleme evsani bana e, tavsiyede bulun kâle buyurdu ki la tegdab öfkelenme feraddede miraren o kişi tekrarladı kâle la tegdab peygamber efendimiz ise hep ne dedi öfkelenme buyurdu. 643. hadisi şerif. Van an Ebi Ya'la Şeddad ibn Evs radıyallahu an A Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurdu. İnne Allah ketebel ihsane ala kulli şeyin. Allahu Teala her şeye ihsanı yazdı. Yani her şeyi güzel yapmanızı yazdı, emretti. Fe iza kateltum eğer savaşta öldürecekseniz fe ahsinu el kıtleti öldürmeyi güzel yapın. Yani hadi e, haddi aşmayın. Ve izâ eğer e, bir hayvanı boğazlayacaksanız, kurban edecekseniz fe o kurban kesmeyi güzel yapın. Vel yuhidde ehadukum şefratehu yuhidde neydi? Bilesin biriniz şefre bıçağını vel yurih zebihatehu böylece e, kurbanın rahatlatsın. Yani e, keserken de e, ona fazla acı çektirmeden keskin bir şekilde kes. 644 e, Ven Ayşe radıyallahu anha annemizden kalet dedi ki ma huyra e, yani muhayyer kaldığı zaman yani tercih tercih yaptığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne emreyn iki şey arasında tercih yaptığı zaman kat e, mutlaka illa ahada eyserahuma onlardan en kolayını alırdı en kolayını seçerdi malem yekun ismen eğer e, günah bir şey değilse fe in kana ismen eğer günah bir şeyse kana ebaden nas minhu evet insanların ondan en uzak duranı olurdu o günahtan en fazla kaçan olurdu ve men ve, ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li nefsihi fi şeyin kat ve evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şeyden asla e, nefsi için intikam almadı. İlla en hurmetullah. Ancak Allah'ın haramı çiğnendiği zaman e, intikam aldı. Fe yenteqime lillahi teala. Allahu Teala için intikam aldı e, diyor. 645. hadis-i şerif. Ve an İbni Mes'ud radıyallahu anh. Qal قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. "Ela, uhbirikum bimen yahrumu alen nar. Ateşe, cehenneme haram e, olan e, kimseyi haber vereyim mi? Yani ateşe girmesi haram olan. Ev bimen tahrumu aleyhin nar. Veya ateşin ona haram kılındığı kimseyi haber vereyim mi? Tahrumu ala kulli garibin. Evet ateş kime haram kılınmıştır? Her garibe yani her cana yakın. Garip burada. Can'a yakın kimseye, heyyin Heyin e, yani yumuşak huyluya, Leyin e, işte kolaylaştıran e, kimseye, e, Sehl'in bu da kolay yapan, bu Leyin, se, bunlar hepsi bakın yakın anlamda e, yani nezaketle davranan, zerafetle davranan, kolaylık gösteren, yumuşak huylu Can'a yakın kimselere ateş haram kılınmıştır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ve burada kalıyoruz. Sadakka Resulullah fi kal ev kema kal. Gelecek bölümde buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet diyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.